21 Haziran 1934. Soyadı Kanunu, Mustafa Kemal'e Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Atatürk soyadını verilmesi. Bu ayrıntı kayıtlarda şöyle yer alır. Kemal Özadlı Cumhurbaşkanımıza Atatürk soyadı verilmiştir. Teklif oy birliğiyle kabul edilerek Mustafa Kemal Paşa'nın özadının Kamal, sonra Kemal ve soyadının Atatürk olması 2587 sayıyla kanunlaştırıldı. Herkesin kendisine bir soyadı alması mecburiyeti konduğu günlerde bazı kimseler soyadlarının Atatürk veya İnönü tarafından seçilmiş olmasını kendilerine bir şeref bilerek onlara ricada bulunuyorlar ve bu suretle soyadı alıyorlardı. Bilhassa Atatürk de kendi yakın arkadaşlarına bizzat soyadı bulup vermeye merak etmiş haldeydi. Dönemin Dahiliye Nazırı Hilmi Uran, Recep Peker'in Atatürk'ten soyadı alma macerasını şöyle anlatır. Bu arada Atatürk, Recep Peker merhuma da önce soyadı olarak Kocaman demişti ve Peker bu soyadını beğenmeyerek değiştirmesini kendisinden rica ettikçe Atatürk de bir azizlik olmak için Kocaman üzerinde ısrar etmiş durmuştu. Fakat Peker merhum bu soyadını hiç kullanmamış ve değiştirmesini hiç durmadan Atatürk'ten rica etmiş olduğundan Atatürk de Recep Bey'i fazla üzmemek için onu değiştirmiş ve hoşuna gidecek bir soyadı bularak merhuma Peker demişti. Hilmi Uran Refik Koraltan'la ilgili ilginç bir ayrıntı anlatır. Herkesin kendine bir soyadı bulduğu günlerdi. Konya mebusu Refik Bey de o sırada kendine soyadı olarak Koraltan'ı seçmişti. Hiç unutmam, bir gün kendisiyle konuşurken bu kelimenin nereden ve ne manaya geldiğini sormuştum da bana ''Manası filan yok canım, bir yerden gelmede değil, yalnız şatafatlı bir şey olsun diye düşündüm ve bunu uyduruverdim.'' demişti. Sonra da gözleri neşeden ışıl ışıl parlarken yeni soyadından beklediği şatafatın tadını kim bilir kaçıncı defa olarak bir daha denemiş, avurdunu şişirerek her gece üzerinde keyifli keyifli basarak ''Koraltan'' demişti.